Yani üzerimiz hafifliğin açısından tartışması içerisinde kadınımızı siyasi hareketlilik devam ediyor. Ve şu an kadınını yaratan önündeyiz. Ama bir parti kadının iki teşkilatı ve sıkın kadınlar merkezi açıkçası burada bir başarı emniyet veriliyor. Ve bu yanında dünyanın adresi sözler şu an kadınların sağlaşmalarımızın içerisinden tutuyor. Size bu yanını Devlet Bakanımız, Osmaniye Milletvekilimiz Sayın Derya Yenik Hanımefendi, Belediye Başkanı Adayımız Mustafa Büyükbozdağ, İlçe Başkanım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyelerim, İl Genel Belediye Meclisi Üyelerim, Geçmiş Dönem Belediye Başkanım, Geçmiş Dönem İlçe Başkanlarım, Gençlik Kolları Başkanlarım, Kadın Kolları Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyelerim, İl Genel Belediye Meclisi Üyelerim, Belediye Meclisi Üyesi Adaylarım, partimize emek vermiş tüm hak neferlerim, mahalle başkanlarımın, basınımızın değerli güzideleri, davamıza emek vermiş kıymetli katılımcılar, çok değerli dava büyüklerimiz, seçim koordinasyon merkezimizin düzenlemiş olduğu birlik ve beraberlik vefa yemeğine hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Ağustos 2001 yılında kurulan ve yaklaşık çeyrek asırdır Türkiye'mizin yarınlarını aydınlatan ve koca çınarımız AK Partimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yılın şehirlerini inşa edeceğimiz bir genel seçim başarısı gösterecektir. Bu bağlamda kadirli teşkilatımızın ve hasret çektiği AK Belediye'ye kavuşacağı olmanın heyecanını yaşıyoruz. İşte bu heyecanı paylaşmak ve başarımıza güç kaçmak için AK Parti, vefa, birlik ve toplantımıza, aile buluşmamıza siz değerli misafirler tekrardan hoş geldiniz. Sizleri saygı duruşu ve istiklal marşı için ayağa davet ediyorum. Ah!
Açılış konuşma. Sayın Bakanım, Belediye Başkan adayımız, eski ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, adaylarımız ve 2001 yılında kurulan partimizde görev almış saygıdeğer büyüklerim. Öncelikle Ak Vefa Yemek Grup Yemeğe hoş geldiniz, şeref verdiniz. Partimiz insan kaynaklı değer vermek üzere kurulmuş, hizmetini bu şekilde yapmış bir partidir. Müşahitlerden sandık görevlerine, mahalle başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize katılımından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Kadirli Belediye Başkan Adayımız Mustafa Büyük Bozdoğan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Partimizin şanlı bayrağını daha önceki dönemlerde dalgalandıran çok değerli önceki dönem ilçe başkanlarımız, önceki dönem belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, kadın kolları başkanımız ve yönetimi, gençlik kolları başkanımız ve yönetimi, il genel ve belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımız, mahalle başkanlarımız, partimizin kurulduğu günden bu yana emek veren, destek veren, omuz veren, beraber görev yaptığımız çok değerli arkadaşlarımız, basınımızın, yerel basınımızın değerli temsilcileri, seçim koordinasyon merkezimiz tarafından tertip ve organize edilen bu vefa yemeğine, vefa yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki bugün bizim en mutlu günümüz. Bugünümüzde bir bayram havası var. Aileler bayramlarda bir araya gelirler ve sevinçlerini, mutluluklarını paylaşırlar. Bizler de AK Parti ailesi olarak bir araya geldik, sevincimizi paylaşıyoruz, bunun gururunu yaşıyoruz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanım, değerli dava arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bize AK Parti Kadirli Belediye Başkan adaylığı tevdi edildikten itibaren, 9 Şubat'tan itibaren yollara revan olduk.
teşkilatımızla beraber, çalışma arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Durmadan çalışıyoruz. Gerçekten bir özlem var. Bir kucaklama var. 15 yıllık bir hasretin bekleyişi var. İnşallah 31 Mart'ta belediye başkanlığı seçimini kazanarak AK Parti'mize hediye edeceğiz ve bu hasreti sona erdireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Rabbim de bana göremesin. Rabbim çıktığımız yoldan bizleri utandırmasın, bizleri mahcup etmesin inşallah. Tabii ki biz gerçek belediyecilik için yola çıktık. Nedir gerçek belediyecilik? Halkına ve ilçesine, bulunduğu şehre hizmet etmekten başka bir gayesi olmayan, bir düşüncesi olmayan anlayıştır gerçek belediyecilik. Gerçek belediyecilik herkesi kucaklayan, herkesi mi kucaklayan, kimseyi ayrıştırmayan, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayıştır. Gerçek belediyecilik AK belediyeciliktir. AK Parti belediyeciliğidir. Gerçek belediyecilik Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. İnşallah 31 Mart'ta seçimi kazanarak AK Parti belediye başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Bu hepimizin gururu olacak. Bu hepimizin mutluluğu olacak. İnşallah bundan dolayı seçime 25 gün kaldı. Benim özellikle sizlerden istirhamım şu 25 günü çok iyi değerlendirelim. Gece demeyelim, gündüz demeyelim, yağmur çamur demeyelim. Varmadık sokak, girmedik ev, çalmadık kapı, sıkmadık el, bırakmayalım ve zafer hepimizin olsun inşallah. Yardımcı meselden özlüm kara gözüm namustur her sözüm. Bu manada kuruluşundan bu yana davamıza hizmet eden, davamıza emek veren ve aramızda bulunamayan, vefat eden çok değerli kardeşlerimiz var, çok değerli büyüklerimiz var. Başta Süleyman Gürsoy ağabeyim olmak üzere, Hadi İspir ağabeyim olmak üzere çok güzel zamanlar geçirdik. Çok güzel birlikte bu davaya hizmet ettik. Bu büyüklerimize rahmete kavuşan bu değerlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Tabii ki kurucu ilçe başkanımız Mustafa Nacar Bey, Arif Öndeş abimiz rahatsızlıklarından dolayı şu anda burada bulunamıyorlar. Onlara da buradan saygı ve selam göndermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yarın Allah izin verirse 7 Mart günü hemen yanı başımızdaki eğitim ve kültür merkezinde, kültür merkezimizin salonunda saat 17 ile 19 arasında Kadirli ile ilgili düşündüğümüz 100 yılın projelerini inşallah yarın orada açıklayacağız. Orada paylaşacağız. O açıdan ben şimdi o projelere de değinmek istemiyorum. Sayın Bakanımızın da zamanını almak istemiyorum.
yarın tüm arkadaşlarımızı oraya davet ediyorum. Hem belediye meclis üyelerimizin, il genel meclis üyesi adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Hem de Kadirli ile ilgili uygulamayı 5 yıl içerisinde uygulayacağımız projelerimizi açıklayacağız. Yarın herkesi oraya davet ediyorum. Ve Rabbim birliğimizi bozmasın, dirliğimizi bozmasın, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Bizim Cumhurbaşkanımızın deyişiyle işimiz hizmet, gücümüz millet Allah'ın izniyle. Bu manada katılımlarımızdan dolayı öncelikle hemşerimiz, değerli bakanımız Sayın Derya Yanık hanımefendiye başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ve hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ezelden ayrılma güzelden, yardım güzelden. Gel gayrı, gün gayrı, olmasın ahir gayrı. Konuşmalarından dolayı Belediye Başkan Adayımız Mustafa Büyükbozdoğan Bey'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere geçmiş dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Osmaniye Milletvekilimiz Derya Yanık Hanımefendi'yi kürsüye davet ediyoruz. Ayrılma güzelden, yardım güzelden. Bir daha bir güçlülerim bakalım şu müziğe. Her gayrı, her gayrı olmasın ayrı gayrı. İnana doğru, yol kardeşlik yolu. Ay yana doğru. Kardeşim işareti de anlamıyorsunuz ya, tamam da. Çok kıymetli ilçe başkanım, değerli belediye başkan adayımız, çok kıymetli kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, önceki dönem ilçe başkanlarımız aramızda. Kadın kollarımızın çok kıymetli mensupları var, gençlik kollarımız var, ana kademenin çeşitli kademelerinde çalışmış arkadaşlarımız, il genel belediye meclis üyelerimiz, adaylarımız, bilhassa Kadirli Teşkilatımızın ilçe yönetim kurulu arkadaşlarımız, bilhassa Kadirli Teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımız, teşkilat mensuplarımız, hepiniz hoş safa geldiniz. Geçeriz inşallah, toplantımız hayırlara vesile olsun. Bugün tabii bir taraftan belediyecilik hizmetlerimize veya önümüzdeki seçim sürecine, ki çok az kaldı, 25-26 gün, hatta 31'ini saymazsak 24 gün gibi bir süremiz kaldı. Bir taraftan da bir vefa buluşması gerçekleştiriyoruz. İki önemli kavram. Birisi vefa. Vefa bizim kültürümüz, inancımız açısından çok önemli. Öbürü de işte önümüzde bir seçim var. Bu da siyasetimiz açısından çok önemli. Vefa buluşmaları benim de acizane çok önemsediğim ve içinde bulunmaktan teşkilatın her kademesinde 2001'den bu yana AK Parti teşkilatları içerisinde içinde bulunmaktan son derece mutlu olduğum buluşmalar. Vefa bizim açımızdan, bizim inancımız açısından çok temel kavramlardan birisi. Neden?
yapılan bir iyiliğin ya da yapılan bir ortaklığın, bir fikir birliğinin, iş birliğinin, emek birliğinin, yol arkadaşlığının unutulmaması demektir. Unuttuğunuz zaman başka çünkü geriye hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla vefanın bu anlamda önemsenmesi hem inancımız açısından hem Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz en mümeyyiz örneği nedir deseniz Tayyip Erdoğan için, Recep Tayyip Erdoğan için pek çok şey cesareti, işte şefkati, cömertliği, şusu, busu. Ama herkesin üzerinde ittifakla söyleyeceği en mümeyyiz özelliği vefasıdır. Değil mi? Hatta bazen Sayın Cumhurbaşkanımız ya çok vefalı diye böyle biraz da yahu bu kadar da olmasa falan diye konuşulduğu zamanlar olur. Vefa bizim için bu kadar kıymetli bir kavram. Dolayısıyla ilçe teşkilatımıza, belediye başkan adayımıza sizlerle bizi buluşturduğu için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmalar hem vefa duygusunu hatırlamak, birbirimizle olan ünsiyetimizi hatırlamak açısından çok önemli, evet, ama bir bakımdan daha önemli. O da teşkilatımızın yıllar içerisinde biriktirdiği hafızanın ki aramızda pek çok farklı yaş grubundan, işte ilk kurucu ilçe yönetiminden belki işte bugün aramızda gençlik kolları başkanımız dahil olmak üzere gençlik kollarından çeşitli arkadaşlarımız var. Dolayısıyla teşkilatın yıllar içerisinde oluşturduğu hafızanın bir sonraki arkadaşlara aktarılması, bizden sonra gelen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, sadece yaş anlamında söylemiyorum, hiç siyasette yer almamıştır ama belli bir süre sonra siyaset, aktif siyaset içerisinde yer almak ister, ona da o hafızayı taze bir başlangıç olarak aktarmak önemlidir. Dolayısıyla bu hafızanın, kurumsal hafızanın aktarılması, Kadirli'de biz AK Parti olarak yıllar içerisinde, 22 yıldır, 23 yıldır hatta yaklaşık ne yaptık? 2002'de seçimi kazandık ve sonrasında yerel seçimler, genel seçimler, referandumlar, efendim işte pek çok cumhurbaşkanlığı seçimleri vesaire. Biz ne yaptık Kadirli'de? Bu hafızayı aktarmak da son derece önemli. Dolayısıyla bu vefa buluşmalarının sadece birbirimizi görmek, evet sadece birbirimizi görmek için de son derece önemli. O ünsiyeti tekrarlamak, o kardeşlik bağını kuvvetlendirmek için de elbette çok önemli bu buluşmalar. Ama bir başka özelliği de dediğim gibi kurumsal hafızanın aktarılması, birbirimize bildiklerimizi aktarmak anlamında çok önemli buluşmalar. Bu bakımdan da bizi buluşturan ilçe teşkilatımıza ve başkan adayımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gelelim toplantımızın aslında sebebine. Esbab-ı mucibesi der eskiler. Var olma, icap etme sebebi anlamında. Esbab-ı mucibesi. Değerli arkadaşlar, 31 Mart 2024'te Allah nasip ederse yerel seçimleri yapacağız. Türkiye'de 81 ilde 980'e yakın yanılmıyorsam ilçe var toplamda, beldeleri saymıyorum bile. Dolayısıyla pek çok noktada Osmaniye'mizde de merkezle beraber beldelerimizle dahil olmak üzere 14 belediyemizde seçime AK Parti olarak ittifakla ve ayrıca partimizle seçime giriyoruz. AK Parti belediyeciliği anlamında Sayın Başkan konuşurken, Allah söyletiyor inşallah, konuşurken işte AK belediyecilik dediğinde şöyle bir geriye dönüp ister istemez, yani hafızanız sizi oraya çağırıyor. Bendeniz acizane Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönem, akabinde sanıyorum 96'nın ortalarıydı. Ondan itibaren de Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı sürecini yakından, hatta biraz içeriden izleme fırsatı, şahit olma fırsatı, daha sonra da bir şekilde bir tarafında olma fırsatı yakalamış bir kardeşiniz. Yani AK Parti belediyeciliğinin 96'nın işte Nisan'ı Mayıs'ından itibarenki sürecini
rahatlıkla konuşabilecek ve anlatabilecek durumda olduğumu sanıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün geldiğimizde Sayın Başkanımız çok kısacık, böyle çok, yani yarın proje tanıtımı yapacağız ama hani biz de ne istiyoruz derken böyle çok başlıklar halinde ifade etti. Ama 22 senede, 2004'ten alırsak 20 sene oldu AK Parti belediyeciliği anlamında, 94'ten alırsak 30 sene. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesini milat kabul edersek 30 yılda Türkiye'de belediyecilik bilinci, belediyecilik şekli, belediyecilik yapısı bambaşka bir yerden başladı, bugün bambaşka bir yere geldi. Bunun birinci mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. 94'te kolları sıvadığında temel problemlerinin hiçbirini çözememiş İstanbul'da, hiçbir dayanak noktası olmadan, bakın bunun altını özellikle çizerek söylüyorum, merkezi hükümet karşısında, arkadaşlar şunu yaşadı o dönem belediye başkanımız, Beyoğlu belediye başkanımız Nusret Bey, Allah selamet versin, ömrü uzun olsun o dönemki belediye başkanımız, hala anlatır Nusret abi. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri aynı zamanda belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, Beyoğlu'ndan Saraçhane'ye şimdi bile kuş uçuşu 10 dakikada gidersiniz, arabayla 20 dakikada gidersiniz. Kaymakam şehirler arası gidiyorsun, benden izin almadın diye soruşturma açmıştı. Beyoğlu belediye başkanından bahsediyoruz. İstanbul'un göbeği. Dolayısıyla gerçekten büyük bir hem hizmet mücadelesi vererek, hem siyaset mücadelesi vererek, hem türlü engellemelere rağmen. Şimdi Cumhurbaşkanımız bunu söylediği zaman muhalefet tabii kendi suçunu da bastırmak için, yahu işte hep engel, hep efendim mağdur edebiyat. Evet, hep mağdur edilerek yürüdü yol. Ama hiçbir zaman vazgeçmeyen, hiçbir zaman pes etmeyen, hiçbir zaman yoksulluklardan şikayet etmeyen, yakınmayan, imkanları en iyi şekilde nasıl kullanacağına kafa yoran bir belediyecilik anlayışı Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Türkiye'ye geldi. Sonrasında Allah nasip etti, AK Parti ile beraber bu anlayış bir kurumsal kimliğe dönüştü. Bir şekle dönüştü, bir belediyecilik modeline dönüştü. Bugün AK Belediyecilik dediğimiz şeyin temelinde o gün verilen mücadeleler, o gün verilen emekler vardır. AK Belediyecilik nedir? Nereden nereye geldi? Biraz müsaade ederseniz onu anlatmak istiyorum size. Bu arada servisleri de bir taraftan yapabilir arkadaşlar. Çok gürültü olmamak şartıyla, konuşmayı bastırmamak şartıyla ufak ufak başlayalım. Millet aç beklemesin. Değil mi? Doğru mu başkanım? AK Belediyecilik nereden nereye geldi? Birkaç örnek vereceğim arkadaşlar. Yine bizatihi şahitlerinden ya da muhataplarından, hatta şahitleri bile değil, muhataplarından dinlediğim birkaç örneği anlatacağım size. Şimdi sosyal devlet, değil mi? Sosyal devletin elhamdülillah dünyada örneği, bakın bunu da çok iddialı bir biçimde söylüyorum. Yani sosyal devlet anlamında çok ileri gitmiş Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa vesaire, değil mi? Türkiye hepsiyle aşık atacak durumda. Hepsiyle aşık atacak ve onları da geride bırakacak kadar sosyal devlet uygulamalarına sahip bir ülke. Allah nasip etti, işte bizim bakanlığımız bu anlamda özellikle sosyal devlet uygulamalarının en yoğun icra edildiği yer, bizatihi içinde bunun bir parçası olarak görev yapma imkanımız oldu. Değerli arkadaşlar, bugün geldiğimiz noktada sosyal devlet uygulamasının her aşaması diyoruz ama bundan 30 sene önceye gittiğimizde işte AK Belediyecilik nasıl ortaya çıktı? İlçe belediyelerimiz, o dönemde işte birkaç ilçe belediyesi kazanıldı. 92'de sonra 94 ara seçimlerde biliyorsunuz ilçeler bölünmüştü. İstanbul'u anlatıyorum. 94'te Büyükşehir'i kazandık birkaç ilçeyle. Her gün sabah belediye başkanlarımız belediyenin kapısına vardıklarında
vatandaş kapıda kuyruğa dizilmiş vaziyette. Niye? İlaç alamıyor, efendim elinde reçetesiyle gelmiş. Elektrik faturasını ödeyememiş, elinde reçetesiyle, faturasıyla gelmiş vesaire. Buna benzer ihtiyaçlar. Ondan sonra belediyelerimiz mecburen, çünkü merkezi hükümet yapmıyor. Çünkü merkezi hükümetin sosyal bir desteği yok, vatandaşın da ihtiyacı var. O zaman işte bizim belediyelerimiz kendi imkanları ölçüsünde olabildiği kadar sosyal belediyecilik hizmetleri, sosyal belediyecilik uygulamaları vatandaşa küçük küçük destekler, sağlık destekleri, efendim işte diğer sosyal destekler gibi destekler vermeye başladılar. AK Parti belediyelerinin sosyal hizmetlerde gelişmesinin sebebi o zamanki belediyelerimizin imkanlarının çok geniş olması, parayı nereye harcayacaklarını bilmediklerinden değil. Tam tersi işte biraz önce ifade ettiğim gibi merkezi iradenin, ülke idarenin olabildiği kadar problem çıkarmaya, engel çıkarmaya, hizmet ettirmemeye, hareket ettirmemeye adeta yemin ettiği bir dönemde eldeki kıt imkanlar milletin hizmetine nasıl daha çok sunulur, sunulabilir? Sunulur, sunulabilir kaygısı güderek AK Parti belediyeciliğinin aslında ilk tohumları atılmış oldu. Lafı çok uzatmayacağım. Bir akşam toplantısında amacı çok aşmak istemiyorum. Anlatacağım çok şey var çünkü. Ama özetle biraz toparlama yapayım. Değerli arkadaşlar, bugüne geldiğimizde merkezi hükümetimiz tarafından ayrı, belediyelerimiz tarafından ayrı, yaşadığımız bölgede, ilimiz, ilçemiz, beldemiz neresiyiz? Vatandaşımızın ne türlü ihtiyacı varsa, her tür vatandaşımız, genç vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaşlarımızın, engelli vatandaşlarımızın, kadınlarımızın, erkeklerimizin, kim, hangi cinsiyet, hangi yaş grubu, hangi engel grubu, hangi eğitim durumu, bakın meslek edindirme kursları değil mi? Kadınlar açısından bir sürü buna benzer hizmetler var belediyelerimizde. Belediyelerimiz şimdi yönettikleri beldenin içinde yaşayan vatandaşlarımızın yaş, cinsiyet, eğitim, engellilik, engelsizlik her neyse bütün durumlarına uygun ihtiyaçlarını tespit ediyor. Sosyal ihtiyaçları, çocuklarımızın oyun parklarından efendim işte sosyalleşecekleri alanlara kadar her türlü ihtiyacını tespit eden, buna yönelik projeler üreten, buna yönelik hizmetler üreten belediyecilik anlayışına geldik. Bunun da mimarı AK Parti'dir Türkiye'de. Bunun çekirdeğini, tohumunu toprağa diken Recep Tayyip Erdoğan, bu ağacı büyüten, görkemli bir ağacı, bütün milleti dallarının altına alacak kadar büyük, görkemli bir ağaca dönüştüren de AK Parti'dir. Şimdi 31 Mart'ta Allah nasip ederse yeniden bir 5 yıllığına milletimize hizmet sözü vermek istiyoruz. Milletimize hizmet sözü veriyoruz. Diyoruz ki biz 5 yıl daha bu millete hadim olmaya, yani yardımcı olmaya, bu millete hizmet etmeye hazırız. Bunun sözünü veriyoruz. İşte projelerimiz, yapacağımız çalışmalar. Siz de bize destek olursanız, siz de bize teveccüh gösterirseniz 5 yıl daha milletimize belediyecilik anlamında da hizmet etme sözünü veriyoruz. Milletimizin teveccühüyle ben hiç kuşku duymuyorum inşallah. Milletimizin teveccühü Allah'ın da yardımıyla önümüzdeki 5 yıl yine ülkemizin dört bir köşesinde olduğu gibi Kadirli'mizde de AK Belediyeciliğin ortaya çıktığı, AK Belediyeciliğin hizmetlerini ortaya koyduğu, iddiasını ortaya koyduğu bir dönem olacak. Buna için 25 günümüz var. Bunun için 25 gün kısa mıdır? Evet, kısadır ama aynı zamanda çok uzundur.
Eğer niyet halis ise akıbetin hayır olacağına biz inanan insanlarız. Eğer niyet halis ise Allah'ın zamanın içinde zaman yaratacağına inanan insanlarız. Dolayısıyla 25 gün yeter. Nasıl yeter ama? Ne yaparsak yeter. 25 gün eğer kapı kapı dolaşırsak, milletimize, hemşehrilerimize, Kadirli'li hemşehrilerimize ne yapacağımızı, belediyecilik anlamındaki ufkumuzu, vizyonumuzu, kaygımızı, derdimizi. Çünkü belediyecilik, yerel yönetim hizmetleri iyi yaparsanız avat, kötü yaparsanız berbat eder. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 sürecini anlattım. Değerli arkadaşlar, ben İstanbul Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde iki dönem Büyükşehir Meclis Üyeliği yaptım. AK Parti grup sözcüsüydüm. Yani AK Parti anlamında yöneten Büyükşehir Belediyesi'ni siyaseten, idari anlamda demiyorum gayet tabii, siyaseten yöneten 6 kişiden birisiydim. O belediyenin imkanlarını çok iyi biliyorum. Bugün şu 5 yıl Sayın Bakanımız Murat Kurum, belediye başkan adayımız inşallah kazanacak. Ona da buradan başarılar diliyorum. Diyor ya 5 yılı boş. Evet 5 yılı boş. O yüzden yerel yönetim iyi yaparsanız abat, kötü yaparsanız berbat eder. En iyi örneği İstanbul maalesef. En kötü örneği. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki süreçte hemşehrilerimize, kadirlerimize, AK Parti belediyeciliğinin neyi anlattığı, neyi ifade ettiği, neyi yapmak istediğini anlatarak hemşehrilerimizin teveccühlerine talip olduğumuzu, bizim ancak onların teveccühüyle yol alabileceğimizi anlatacak ve projelerimizi ortaya koyacağız. Ve inşallah merkezde, beldelerimizde ve ilçelerimizde 14'te 14 sözü verdik. Kadirli bunlardan en önemlisi. Kadirli, Osmaniye ilçeleri içerisinde baktığımızda hem nüfus hem yüz ölçümü anlamında ve hem de insan kaynağı anlamında adeta Osmaniye'nin il olarak lokomotifi olan ilçemiz. Bunu Kadirli olduğum için falan söylemiyorum. Bir durum tespit. Hatta Kadirli olduğum için biraz Kadirli ile alakalı da açıkçası yahu bakanım sürekli Kadirli'yi konuşuyor demesinler diye biraz da dikkatli davranmaya çalışıyorum. Bak bu da aramızda kalsın, kimseye söylemeyin. Buna rağmen. Dolayısıyla inşallah Kadirli'miz bu önümüzdeki süreçte hakikaten o lokomotif insan kaynağıyla, verimliliğiyle, tarım alanlarıyla, birikimiyle, bilgisiyle lokomotif olma özelliğini belediyecilik anlamında da, yerel yönetim anlamında da sürdürmeye devam edecek. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi söylenecek, anlatacak çok şey var. Ama bir taraftan da yemekler servis edilmeye başlandı. Bu bir selamlama konuşması. Dolayısıyla o selamlama konuşmasının amacını da çerçevesinde çok aşmak istemiyorum. Tekrar hepiniz hoş safa geldiniz. Bu süreçte Allah nasip ederse güzel, verimli ve sıcak, samimi bir çalışma sürecini beraber gerçekleştireceğiz. Seçim Koordinasyon Merkezimizin gayet tabii ki sevk ve idaresinde ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep beraber bütün kademede görevli arkadaşlarımız, mahalle başkanlarımız, köy başkanlarımız, muhtarlarımız aramızda var görüyorum. Dolayısıyla her birisiyle beraber inşallah birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz ve Akbay Belediyeciliği'nin nereden, nasıl başladığını ve nereye geldiğini de unutmadan ve aslında milletin neyi taahhüt ettiğini de unutmadan yolumuza devam edeceğiz ve 31 Mart'ta inşallah Allah'ın izniyle arzu ettiğimiz, beklediğimiz sonucu almış olacağız. Ben bugün buraya teşrif eden bütün misafirlerimize, bütün hazırlığına ayrı ayrı huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah toplantımızın hayırlara vesile olmasını bir kez daha temenni ediyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Konuşmalarından dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum.
Osmaniye milletvekilimiz Seyit Gülsoy Beyefendi aramızda katıldılar. Salonda bulunan Hazur'un partimize kurulduğu günden bu yana hizmet eden değerli büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz. Tabii ki partiyi siz kurdunuz, emek verdiniz, bugüne kadar getirdiniz. Bizler de inşallah sizin emeklerinizin üzerine bir şeyler koymak için mücadelenin arzına bir kardeşimizim. Ben de 14 Mayıs 2006'da AK Parti Teşkilatına değerli başkanımız Mustafa Büyükboğaz'dan başkanla beraber yönetim kurulu üyesi olarak da girdim. 18 yıldır teşkilatın değişik kademelerinde görev yaptım. Geçtiğimiz dönem il başkanlığı nasip oldu. Bugün de milletvekili olduk. Aranızdayız. Tabii çok zaman almayacağım ama birkaç şey söyleyeyim. AK Parti vefanın partisi. Vedanın değil, vefanın partisi. Mustafa Başkanım bugün böyle bir program düzenlemiş. Ben teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Güzel bir şey düşünmüş. Teşekkür ederim Mustafa Başkanım. Geçmiş olmayanın geleceği olmaz diyor. O yüzden biz de AK Parti'nin vefa partisi olduğunu, veda değil vefa olduğunun bugün güzel bir örneğini bu salonda görmüş oluyoruz. Tabii hocam, Kadirli ilçemizde biraz da belediyeden söyleyeyim. Kadirli ilçemizde 15 yıldan beri AK Parti belediyeciliğine hasret kaldı. İnşallah 31 Mart'ta Kadirli'mizi AK belediyecilikle tanıştırmış olacağız. Mustafa Başkan'ı Kadirli'mizin belediye başkanı yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii belediyecilik AK Parti'nin işi. Türkiye bilir, Kadirli bilir. Belediyecilik AK Parti'nin işi. Dolayısıyla inşallah hep beraber, yani sizlerle beraber şu andaki ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, tüm teşkilatımızla beraber 31 Mart'a kadar kapı kapı gezeceğiz. Sıkmadık el, dokunmadık gönül, bakmadık göz bırakmayacağız. Bunları yapacağız.
Ondan sonra nasip olursa 31 Mart'ı bekleyeceğiz. Başkanımızı 1 Nisan'da belediyeye götüreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdiden ben hayırlı uğurlu olsun diyorum başkanımıza. Tabii hükümet olarak da Kadir'le yaptığımız yatırımları saymaya gerek yok. Birçok iş yapıyoruz Allah'ın izniyle. Ama hem Osmaniye hem de Kadirli biraz belediyecilik manasında geri kaldı. Ben de bazen sosyal medyada falan gönderiyorlar. İşte musluk akıyor, içinden su bilmem ne geliyor vesaire. İnşallah Savrul Barajı'nı da tamamladığımızda, oradaki su hattını da aldığımızda Kadirli'ye tertemiz, berrak bir su içireceğiz Allah'ın izniyle. Diyoruz ya hani, destek sizden, hizmet de bizden diyoruz. Mustafa Başkanım inşallah Kadirli'nin özlediği, hak ettiği AK Belediyeciliği Kadirli halkımızla kavuşturacağız. Ne zaman? 31 Mart'ta. Çok zamanınızı almıyorum, yemek yiyorsunuz. O gün Cumhurbaşkanımız güzel bir söz söyledi. O sözle sözlerimi tamamlayacağım inşallah. Diyor ki, yollarda izimiz var, haktan niyazımız var. İkrardan dönmek olmaz, Kadirli'ye hizmet sözümüz var diyor. Şimdiden başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize afiyet olsun, hayırlı akşamlar olsun inşallah. Konuşmalarından dolayı Osmaniye Milletvekili ve Sevgili Sofra'ya teşekkür ediyoruz. Başkanım,
Başkan şöyle bir şey dedi ne onları? Sevmeyen de izleyin. Sevme İsmail Bey. İsmail Başkanım. Telefon izletmiyor. İsmail Başkanım. Çocuklar kenar. Deniz olsun klima mı var? Klimamız soğumuyor baba. Nasıl edek? O iş vermiyor baba. Ver baba. Bir fotoğraf alabilir miyim? Hemen alayım. Senin için. Özel. Evet, şöyle biraz müsaade edelim. Bayanlar daha önemli. Aynen. Abicim bana bak. Hadi bakalım. Çok güzel. Böyle yan aldım. Evet. Evet, buraya bakıyoruz. Bu tarafa bakabilir miyim? Yan çektim. Bakım çekmedim. Yan çektim çünkü gelişti ya. Evet, öyle yani. Evet başkanım hemen. Buraya bakıyoruz. Çok güzel aynen. Buraya bakıyoruz. Evet. Bak bir tane daha. Çok güzel. Buyur mesela. Alalım. Onu senden alırım. Tamam. 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 Haberleşelim. Tamam. Az müsaade. Evet. Bu tarafa bakabilir misiniz? Bu tarafa. Başka var mı? Evet. Çok güzel. Böyle bakalım. Ama bakalım. Çok güzel. Tekrar. Ama senin numaran ne? Senin numaran ne?
başkanla beraber çalışıyoruz. Onun basın danışmanından istememiz lazım. Tamam mı gençler? Hadi açılıyoruz. Evet, paylaşımlar açılıyoruz. Benim o zaman okuyayım. Thank you.
Thank you.
Thank you.